Arkadaşlar merhaba. Ben Sibel Yücel. Tek Üzeme hoş geldiniz. Öncelikle ÖABT hakkında sizinle konuşmak istiyorum. Daha sonra da birazcık ders çözmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar Tek Üzem'de yapay zeka modeli şeklinde çok güzel, çok yaratıcı ve gerçekten çok işe yarar bir sistem uygulanıyor. Bu sistemde arkadaşlar kaydolduğunuz zaman sizin haftalık ders çalışma saatleriniz, ne kadar etkili çalıştığınız bunlar bir şekilde izleniyor. Daha doğrusu öncelikle size bir test yapılıyor ve bu testte sizin seviyeniz belirleniyor ve eksikleriniz belirleniyor ve sizin nasıl çalışacağınız adım adım takip ediliyor açıkçası ve size bilgi veriliyor ve çok daha verimli çalışmayı sağlıyor açıkçası. Peki arkadaşlar derslerimiz hakkında eğer bilgi vermeye gelirsek. Benim adım bu arada Sibel Yücel ve arkadaşlar sizlerle İngilizce ÖABT bölümünün ilk 25 sorusunu çalışıyoruz. Yani gramer ve readingler bölümünü. Burada arkadaşlar bizim ders çalışma şeklimiz ne olacak? O konuda biraz bilgi verip ondan sonra da biraz sizlerle soru çözerek hani ne yapacağımız konusunda bilginiz olmasını isterim açıkçası. Öncelikle arkadaşlar biz tenslerden başlayarak her konuyu baştan eksiklerinizi gidererek dersi konuyu anlatıyoruz. Daha sonrasında ise size sorular gönderiyoruz. Bu soruları çözüyorsunuz ve yanlışlarınızı tekrar burada neden yanlış yaptığınızı da tartışıyoruz. Neyi gözden kaçırdığınızı, neyi unuttuğunuzu. Böylece arkadaşlar her konudan sonra gerçekten hiçbir eksiğiniz kalmadan o konuyu tamamlıyoruz. Ve artı konularımız ilerledikçe, örneğin tensler, modüller, pesirler, ifler falan diye ilerledikçe herhangi bir şekilde unutma ya da teknik anlamda herhangi bir azalma olmaması adına da bir süre sonra size tekrar mesela tenslerle ilgili yine tekrar sorular başa dönerek sorular gönderiyoruz. Yani arkadaşlar hiçbir şekilde unutmamanızı sağlayacak şekilde bütün konularımızı bitiriyoruz. Ve bu arada arkadaşlar bizim bölümümüz tamam reading de var. Ayrıca gramer var bir de pedagogical grammar var. Yani kısacası pedagogical grammar'da arkadaşlar hiçbir eksik kalmayacak ve bir sürpriz olmayacak şekilde her şeyiyle birlikte sizlerle çalışıyoruz açıkçası. Ve bu arada arkadaşlar hepimiz işte İngilizce öğretmeniyiz ve hepimizin cebinde bir de YDS sınavı olması gerekiyor. Ben genellikle sınıflarıma girdiğimde arkadaşlar hep sorarım. Hani YDS'ye de girmek istiyor musunuz? Çünkü bizim için aslında önemli neden? Bir şekilde o sınavımızın bizim cebimizde olması da gerekiyor. Ayrıca hiçbir şey yoksa en azından maaş artışına neden oluyor. Tabii bunun yanında çok daha büyük faydaları da var açıkçası ama en azından dediğim gibi hiçbir şey yoksa maaş artışını sağlıyoruz. Ve bu arada arkadaşlar biz teknikle çalışacağımız için yani teknikle derken neyi kastediyoruz onu da açıklamak istiyorum arkadaşlar size. Mesela tensleri çalışacağız. Diyelim ki işte bağlaçları çalışacağız ya da işte her konu için ya da pesirlere çalışacağız. Bununla ilişkin olarak biz konuları çalışırken açıkçası teknikle de çalışacağız. Ama bu arada arkadaşlar teknik derken hani burada bunu gördüm burada falan gibi basit şeylerden bahsetmiyorum. Gerçekten ayrıntılı bir şekilde tekniklere gireceğiz. Yani İngilizcenin kendi içinde olan teknikleri. Ve siz mesela bir tense okurken Türkçe'ye çevirmenize gerek kalmadan çıkış noktalarına bakarak cevap vermeyi sağlayacaksınız. Yani bu arada açıkçası hem İngilizceyi baştan sona her şeyiyle çalışıp
hem de tekniğiyle çalışacağız açıkçası. Bu nedenle arkadaşlar, konuyu da oraya bağlayayım. Bu nedenle YDS'ye de girmenizi size öneririm açıkçası. Çünkü çok benzer bir sınava gireceksiniz açıkçası. Hani YDS'deki bölümleri de biz çalışıyor olacağız. Doğal olarak da çoğu arkadaşım açıkçası YDS'ye girmek de istediği için burada hem YDS çalışacağız aslında, hem de ÖABT çalışmış olacağız. Yani tabii ki de asıl amacımız ÖABT çalışmış olmak, ama YDS'ye de bir şekilde hazırlanacağız. Hatta dediğim gibi çok soru çözeceğiz arkadaşlar ve bu tekniği hazır elinize almışken, hazır hemen hemen aynı bölümlere çalışmışken bence pardon, bence arkadaşlar YDS'yi de cebinizde koymuş olacaksınız. Hani orada da yaygın olarak böyle işte yaygın çıkan şeylerde de sizi uyaracağım. Mesela işte şuna dikkat edelim, buna da YDS için dikkat edelim, buna ÖABT için dikkat edelim şeklinde. Ve arkadaşlar burada ikisinde de başarı sağlamak adına hakikaten hiçbir sürpriz kalmayacak şekilde hazırlanacağız açıkçası. Ve dediğim gibi böyle teknik de kazanmışken YDS'yi de bir şekilde aradan çıkarmanız bence bir taşla iki kuş vurmuş olacağız diye düşünüyorum açıkçası. Peki burada arkadaşlar dediğim gibi biz ne yapacağız derseniz, başta da belirttiğim gibi en baş konudan başlayacağız. Testlerden başlayacağız. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Demin başta da söyledim. Öncelikle ne yapacağız? İşte testler bitti. Konuları size vereceğiz. Daha doğrusu soruları size vereceğim, göndereceğiz. Daha sonra da bu sorulardan çıkan yanlışlarınızı burada tartışacağız. Ve dediğim gibi arkadaşlar, hiçbir şey kalmaması açısından, bir sürpriz olmaması açısından her şeyi çok ayrıntılı çalışacağız. Çok başarılı arkadaşlarımızla beraberiz arkadaşlar gerçekten. Hani diğer hocalarımız da çok çok başarılı öğretmenlerimiz ve size inşallah sizlerle güzel ve çok başarılı bir yıl geçireceğimizi düşünüyoruz. Ve tabii bu ayrıca da çok mutlu bir şekilde geçireceğimizi düşünüyoruz açıkçası. Bir de bu arada arkadaşlar size söylemek istediğim şey, bizim için çok önemli olan şey ne oluyor? Gerçekten ödevlerinizi zamanında yapmak oluyor aslında. Zamanında yaptığınız zaman hem tekniğinizi hemen uygulayabiliyorsunuz ve yerleşiyor. Ama uzun süre sonra arkasından zaten bu akıllı yapay zeka sistemimiz de gerçekten buna izin vermeyecektir. Sizi sürekli çalıştıran bir sistem çünkü. Hani hiçbir açığınızı bırakmayacak bir sistem. Doğal olarak da siz hakikaten nerede hatanız var, nerede yanlışınız var hemen görebiliyorsunuz. Bunun dışında biz biraz İngilizce olarak çok şanslıyız aslında. Biraz demeyeyim, çok şanslıyız arkadaşlar. Hani bu sınavda atanamayan bir öğrenci ancak hiç çalışmayan bir öğrenci olabilir. Hakikaten çalışıp emek veren arkadaşlarımızın hepsinin atandığını duyuyoruz ve çok da mutlu oluyoruz. Ve inşallah da yüreğinizde neresi varsa arkadaşlar, neresini isterseniz inşallah oraya atanırsınız diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi biraz çabayla, zamanında ödev yaparak gerçekten bu işi başarabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Ve arkadaşlar birazcık böyle sonuç çözerek biz karışık sorular çözmeyi düşünüyorum bugün sizlerle. Hani neleri görmemiz gerekiyor, neler yapmamız gerekiyor, bize biraz fikir verir diye düşünüyorum. İsterseniz arkadaşlar birinci sorumuzla başlayalım. Tabii bu arada dediğim gibi arkadaşlar benim branşım ilk 25 soru olan dil yeterlilik bölümü bu arada. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Şimdi it was not until the first half of the 19th century Hokkien became finally established. Sorry, firmly established. Şimdi burada arkadaşlar
Bu sorumuzu gördüğümüzde genellikle arkadaşlar şıklara baktığımızda sanki böyle bize relative clause gibi bir imaj veriyor dikkat ederseniz. Ve 19th century diye başladığı için de genellikle böyle anlatırken arkadaşlar yaptığımız yanlışları da çok karşılaştığımız yanlışları da size belirtmek istiyorum ki hani bu yanlışları yapmamak adına söylüyorum aslında. Dediğim gibi şıklarımız arkadaşlar çok böyle dediğim gibi relative clause sorusuymuş gibi bir imaj veriyor. Ama arkadaşlar burada zamanla bitmiş olmasına karşın bunun cevabı that'tir. Nedenini açıklıyorum. Şimdi burada hakikaten şöyle bir şuradan itibaren baktığınız zaman arkadaşlar bu sorunun cevabı sanki çok relative clause'a benziyor. Yani hokeyin işte o kurulduğu zaman olan 19. yüzyılmış gibi sanki ya da yarısıymış gibi, ilk yarısıymış gibi. Ama arkadaşlar buradaki kalıbımız it was not until that şeklinde bir yapı. Yani it was not until gördüğümüz zaman arkadaşlar her zaman burası neyle biterse bitsin bizim that'i işaretlememiz gerekiyor. Ve bu ne demek arkadaşlar? Şuraya ben size böyle basit bir cümle yazıp orada size açıklamak istiyorum. It was not until'in önemini. Çünkü arkadaşlar özellikle bu tamam gramer sorusu ama gerçekten bu aslında readingler içerisinde de çok çıkabiliyor ve bizi yanıltabiliyor. Hemen bir cümle yazacağım arkadaşlar. It was not until I arrived home I noticed that I had lost my keys. Şimdi burada arkadaşlar, bakın bu yapının dediğim gibi gramerde çıktığında it was not until, it was not until that yapısı. Yani, ay özür dilerim arkadaşlar. Şurada özür dilerim. That'i atladım buradan. It was not until that I noticed that I had lost my keys. Bu that değil arkadaşlar. Bu that. Peki şimdi burada arkadaşlar dediğim gibi burası her zaman that. Yani siz şu it was not until'i gördüğünüzde gramerde that koyacaksınız. Ama bunun anlamı da çok önemli arkadaşlar. Şimdi it was not until I arrived home that I noticed that I had lost my keys diyoruz ya. Şimdi burada biz burada not'ı falan gördüğümüz için arkadaşlar readingler içerisinde söylüyorum. Eve yanlış çeviriyorum şu anda arkadaşlar. It was not until I arrived home dediğinizde eve varmayana kadar fark ettim gibi bir yanlış bir çeviriye gidebiliyoruz. Çünkü not'ı burada gördüğümüz için arkadaşlar eve varmayana kadar fark ettim. Eğer böyle bir cümle yapısına gidersek aşağıda size bunun mesela reading içinde çıktığını düşünelim. Before I arrived home şeklinde de bir şık veriyor size arkadaşlar. Before I arrived home. Tabii ki de bu yanlış bir şık. Before I arrived home. Neden? Çünkü biz yukarıda eve varmayana kadar diye çevirdiğimizde eve varmayana kadar fark ettim. Yani sanki varmadan önce fark ettim gibi bir algı veriyor. O yüzden arkadaşlar bu readingler içerisinde çıktığında da çok önemli. Hatta böyle IELTS, TOEFL falan sınavlarına giren arkadaşlarımız, girmek isteyen arkadaşlarımız olursa orada da hep %100 çıkar. Burada arkadaşlar olumsuz yeri olumlu, olumlu yeri ise olumsuz çevirmeniz gerekiyor. Yani bu kısmı arkadaşlar eve varana kadar fark etmedim şeklinde çevirmeniz gerekiyor ki doğru çeviriye ulaşabilelim. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Eve varana kadar, bakın dikkat, eve varmayana kadar değil, eve varana kadar fark etmedim anlamına geliyor. Yani eve vardığımda fark ettim. Doğal olarak arkadaşlar, buna bir gramer açısından dikkat etmemiz gerekiyor bu yapıya. Çünkü it was not until
that alır. Buradaki zaman ifadesini alıp da yanlışlıkla when'e gitmemeliyiz. Çoğunlukla da %99 diyebilirim arkadaşlar. Genellikle when'e gidiliyor. Onun için lütfen çok dikkat. Gramerde de dikkat. Ve bu cümle reading içinde çıktığında da dikkat arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Olumsuz yeri olumlu, olumlu yeri de olumsuz çeviriyoruz. Yani eve varmayana kadar değil, eve varana kadar fark ettim değil, fark etmedim şeklinde çeviriyoruz arkadaşlar. Ve ikinci soruya geçiyorum. Şimdi yine ekranı temizleyelim. Burada da arkadaşlar, şimdi burada da bir quantifier sorusu var. Şimdi burada terms, burada are largely self. Şimdi burada arkadaşlar bir kere terms, bunları nasıl eleyeceğiz? Arkadaşlar each arkasından tekil isim alır. Burada ise terms var. Bir kere are seçeneğini eleyebiliriz. A large number of sığılabilen ifadelerle gelir ve çoğul kullanılır. Yani B şıkkımız durabilir. Every arkasından tekil isim alır arkadaşlar. Bunu da eledik. The number of durabilir. Şimdi arkadaşlar Denizli terimlerin bazıları çok doğru gibi görünüyor ama lütfen unutmayalım arkadaşlar. Burada of'la bağladığımız zaman arkadaşlar quantifier'ı mesela some, many, most gibi kendisinde of olmayan bunları bağladığınız zaman yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar aslında lafı uzatmadan all of people, some of people doğru bir ifade değildir arkadaşlar. All of people, some of people dediğiniz zaman burada of'la bağladığınızda bu ismin önünde bir article'ınızın olması gerekiyor. Yani all of people değil, all of the people olması gerekiyor. Doğal olarak arkadaşlar some of terms değil, some of the terms olması gerekiyor. Doğal olarak Denizli seçeneğimizi de eleyebiliriz. Peki arkadaşlar şimdi Edirne'miz doğru ve Adana'mız da doğru. A large number of ya da the number of. Ha, gelelim. Şimdi arkadaşlar a large number of a lot of anlamına gelir. Ama the number of sayısı anlamına gelir. Ve şöyle bir ifade kullanalım arkadaşlar. The number of people, burada çok ayırt edici bir şey var. The number of people is increasing. İnsanların sayısı artıyor. Ama a number of people dediğiniz zaman arkadaşlar a lot of people anlamına gelir ve yardımcı fiilimiz çoğuldur. Yani a number of people are happy mesela birçok insan mutludur gibi. Şimdi burada arkadaşlar the number of sayısı ve yardımcı fiilimiz tekil, a number of a lot of anlamına geliyor ve yardımcı fiilimiz çoğul. Şimdi bunu bilmek neden de önemli arkadaşlar? Gramer sorularında biliyorsunuz subject verb agreement şeklinde de sorularınız çok çıkıyor. Yani burada yardımcı fiilimizin doğru mu yanlış mı kullanılmış konusu. The number of olduğunda burada is, a number of olduğunda are olduğu için bu başka bir şekilde soru olarak da karşınıza gelebilir. Burada arkadaşlar demek ki şimdi a large number of mu the number of mu arasında kalıyorsak burası are olduğu için burayı a large number of dememiz gerekiyor. Öbür tarafında da some of which are largely. Zaten bir de arkadaşlar burayı neither of which dersek neither arkasından tekil isim aldığı için şuranın da is olması gerekirdi zaten. Yani burada bize arkadaşlar a large number of'la the number of'un aslında farkını biliyor muyuz şeklinde bir soru şekline gitmiş. Peki, evet şimdi diğer bir soruya geçelim arkadaşlar. Önce ekranımızı bir temizleyelim. Evet, şimdi arkadaşlar, five spaces unknown an important role in regional economies in the past. Şimdi burada in the past şeklinde bir ifademiz var. Ben evet ne yaptım? In the past şeklinde bir ifademiz var. Şimdi arkadaşlar burada are known. Şimdi cümlemizin burası
Pesif olduğunda arkadaşlar, arkasından su geleceği noktası kesindir. Yani playing gider, having played de gider. Şimdi burada arada kaldığımız şey, bir de pesif mi aktif mi onu bulalım arkadaşlar. To be played olmaz çünkü burada bir nesnemiz var. Yani önemli rol oynadı. Doğal olarak bir kere Denizli de olmaz. Önemli rol oynadığı bilinmektedir. Şimdi arkadaşlar burada to play ile to have played arasında bir seçim yapmamız gerekiyor. Peki to have verb 3 ne demektir arkadaşlar? Şimdi şöyle bir cümle yapalım. Daha doğrusu to have verb 3'ün bir tanımını yapalım arkadaşlar. To have verb 3 neden kullanılır cümlede? Burada arkadaşlar şimdi şöyle desek. He seems to be to be ne diyelim? To be a robber. Onun işte soyguncu olduğu bilinmektedir. Ya da şimdi şöyle bir cümlede yazalım. He seems to have robbed the bank. Burada arkadaşlar şimdi iki fiil arasında zaten bir fiil genellikle arkadaşlar neden to ya da ing alır? İkinci fiil, iki fiil yan yana gelemediği için, doğru mu? Şimdi doğal olarak biz buraya to koyuyorsak seems ile bu be arasında zaman farkı olup olmamasına bakacağız. Yani iki fiil arasında zaman farkı olup olmadığına göre davranacağız. Şimdi burada yanımızda karşımızda bir insan var ve bu soyguncu gibi görünüyor diyoruz. Yani onun soyguncu olmasıyla onun soyguncu gibi görünmesi arasında bir zaman farkı yok. Ve doğal olarak he seems to be a robber diyoruz. Ama ben size desem ki o bankayı soymuş gibi görünüyor. Demek ki soyma işlemi önce, gibi görünme işlemi şu anda. Doğal olarak arkadaşlar bankayı soymasıyla gibi görünmesi arasında zaman farkı olduğu için he seems to have robbed the bank diyoruz. Yani to have verb 3'te iki eylem arasında zaman farkı oluşması gerekiyor. Bir örnek daha vermek istiyorum arkadaşlar. Mesela ben size desem ki it seems, ay özür dilerim. Ha tamam, it seems to have rained. Peki buradan ne anlarız arkadaşlar? Şimdi it seems to rain deseniz şu anda yağmur yağıyor ve şu anda öyle görünüyor. Ama şöyle diyelim, biz dışarı çıktık arkadaşlar ve dışarıda yağmur yağmıyor ama yerler yaş. Yanımızdaki arkadaşımıza ne deriz? It seems to have rained. Yani şu anda görünüyor, yağmur yağmış gibi görünüyor. Doğal olarak to have verb 3 kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. It seems to have rained. Peki yine başka bir örnek daha vereyim arkadaşlar. İyice bunu açıklamış olalım. Şimdi mesela Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u almış olduğu bilinmektedir. Fatih Sultan Mehmet is known, bilinmektedir. Şimdi is known dediğim için pesiz zaten hemen to gelir. Is known to have captured İstanbul. Şimdi burada arkadaşlar bakın burası bize soruluyor. To have captured mı? To capture mı? Şimdi is known şu anda biliniyor. İstanbul'u almış olması eylemi geçmişte. Doğal olarak da arkadaşlar to capture yaparsam burayı şu anda alıyor olduğu bilinmektedir olur. Halbuki geçmişte aldı ve şu anda biliniyor. Yani iki eylem arasında zaman farkı oluşuyor. Doğal olarak da ne diyoruz? Fatih Sultan Mehmet is known to have captured İstanbul diyoruz. Doğal olarak arkadaşlar burada da bu türler şu anda biliniyor. Geçmişte önemli rol oynadı. Doğal olarak arkadaşlar burayı ne yapmamız gerekiyor? To have played an important role. Peki bu soruya geçebiliriz sanırım arkadaşlar. Ve geldik 5. sorumuza. Arkadaşlar bu da bir tense sorusu. Şimdi bu tense sorusunda
By the end of the 19th century dedim. Yani 18. yüzyılın sonuna kadar. Şimdi burada, ay özür dilerim. Bir saniye arkadaşlar. Burada arkadaşlar 18. yüzyılın sonuna kadar. Şimdi burada Kanarya Adaları işte şu 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 şöyle oldu falan. Gerisini çok okumama gerek yok. Burada arkadaşlar cevap have emigrated are emigrating, had emigrated, immigrates will have immigrated ya da emigrated de olabilirdi şıklarımızda. Fakat kuralımız şu arkadaşlar. By'dan sonra e kadar. By'dan sonra geçmiş zaman geldiğinde past perfect tense kullanılır. Doğal olarak arkadaşlar cevabımızın C olması gerekiyor. Diğer bir soruya geçiyorum. Şimdi burada arkadaşlar, the skin of domestic dogs tend to be thicker than the skin of wolves. Burada arkadaşlar, şimdi kurtların cildinden daha işte kalındır diyeceğiz. Burada arkadaşlar aslında elerken bir kere ne eleyelim? Bakın şu boşluktan sonra, ay özür dilerim. Evet. Neden bilmiyorum ama sürekli olarak geriye gidiyorum. Evet. Şimdi burada arkadaşlar bir kere burada tam bir cümleniz olmadığı için, yani bir isim olduğu için bir kere hemen so that'le that'leri eleyeceğiz kısacası. That gelemez çünkü that'ten sonra burada tam bir cümlenizin olması gerekiyor. Peki as'i neden eleriz arkadaşlar? As araya sadece sıfat alır. Yani as, thick, as olması gerekirdi. Doğal olarak as'i de eleriz. Peki bakın arkadaşlar, şimdi şıklarımızda more thicker than ya da far thicker than kalıyor. Şimdi burada arkadaşlar gerçekten bazen ben bak ama bak burada comparative'in önünde more kullanılmaz diyorum. Çoğu arkadaşımız ya o kadar da yanlış yapar mıyız hocam diyorlar. Ve gerçekten soruları cevaplarken o kadar da yapar mıyız diyen arkadaşlarımız daha çok yapıyor. Onun için arkadaşlar buna dikkat edelim. More zaten kendisi comparative. Yani more'dan sonra uzun hece gelmeli. More expensive than gibi. Doğal olarak bir kere more kısa heceye gelmez. Bunun kendisi zaten comparative arkadaşlar. Tends to be thicker than the skin of wolves aslında. Demek ki more uzun heceye geleceği için hayır diyoruz. Ha, bu C'ye ve far'a neden gitmek istemiyorsunuz arkadaşlar? Far uzak diye düşünüyoruz ya. Halbuki far comparative'de arkadaşlar kuvvetlendiricidir. O yüzden bu far'ı da eledikten sonra arkadaşlarımız tabii dikkatsiz bir şekilde more'a gidiyorlar. Bu da ne olur arkadaşlar? Çok dikkat etmemiz gereken bir şey açıkçası. Yani kuvvetlendirici olarak far kullanılır. Mesela bir örnek yapalım arkadaşlar. Mesela Bodrum is far more expensive than Ankara. Yani more expensive den yerine far more expensive ya da much more expensive ya da a lot more expensive şeklinde bir kuvvetlendirici olarak far'ı kullanabiliyoruz. O yüzden cevabımız arkadaşlar ne olmalı? C seçeneğimiz olmalı. Peki devam edelim. Şimdi arkadaşlar geldik 7. sorumuza. Şimdi burada arkadaşlar teachers don't allow gum because students can't concentrate on their studies. Şimdi burada cevaplarımız arkadaşlar bir kere pasif olmadığı için bir kere
To'lar biliyorsunuz to be verb 3 ile passive olurlar. ING alan fiiller being verb 3 ile passive olurlar. Yani bu ikisini gider. Aktif olan bir şeyimiz kalması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burada allow deyince hemen aklımıza yıllardır da böyle kulağımıza hep öyle geldiği için allow to gibi geliyor. Yani teachers don't allow to chew gum gibi geliyor. Ama ne olur unutmayalım arkadaşlar. Allow, recommend. Bunlar arkadaşlar arkalarından somebody aldıklarında somebody to do ama somebody almadıklarında ing alır. Mesela he allowed me to smoke ama he allowed smoking dememiz gerekiyor arkadaşlar. Yani allow fiili arkasından somebody almadığı zaman direkt ing'ye geçer arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Recommend de böyledir. Mesela he recommended me to see Ankara Castle ama he recommended seeing Ankara Castle. O yüzden arkadaşlar bu fiillerde arkasından somebody gelmediğinde ing geleceğine dikkat ediyoruz. Diğer soruya geçiyorum. Geçemedim. Evet, geçmek için biraz çaba sarf ediyoruz sanki. Evet. Şimdi arkadaşlar geldik bu soruya. Look at the car. Look at the car. I think the car needs as soon as possible. Şimdi burada arkadaşlar need fiili need tartışacak olursak. Şimdi burada cevap hangisi dediğim zaman arkadaşlar genellikle aldığım cevabı söylüyorum. Sanki böyle being prepared'miş gibi geliyor insana. Evet aslında need fiili dışındaki diğer fiillere baktığımızda da gerçekten böyle davranmalıyız aslında. Mesela şimdi nasıl bir kuralımız var arkadaşlar? ING alan fiiller passive olduğunda being verb 3, to alan fiiller ise to be verb 3 olur biliyorsunuz. Yani örnek verirsek söylediklerimize. Mesela I hate ya da şöyle örnek verelim. Özür diliyorum. I'm afraid of. Şimdi ne diyelim? Neden korkuyorum diyelim? I'm afraid of being arrested. Şimdi burada arkadaşlar afraid of ing alacağı için bakın tutuklanmaktan korkuyorum dediğimiz zaman I'm afraid of being arrested yaparız. Ya da mesela I want to examine the patient yerine ne deriz? Ben muayene edilmek istiyorum. I want to be examined. Şimdi demek ki arkadaşlar özet şunu demek istedim. Eğer bir fiil to alıyorsa to be verb 3 ile passive olur. Bir fiil ing alıyorsa being verb 3 ile passive olur. Şimdi evet biz bütün konulara gerund infinitivlerde active mi passive mi diye bu şekilde bakıyoruz. Ama need fiiline gelelim arkadaşlar. Need de eğer özneniz insansa I need to earn money. Yani ne demiştik ne diyoruz? Para kazanmaya ihtiyacım var. Şimdi özneniz insansa need to olur arkadaşlar. I need to earn money. Fakat özneniz cansız olduğunda ise iki tane seçeneğiniz var arkadaşlar. Yani the wall, başka bir örnek vereyim. The wall needs, burada arkadaşlar direkt needs to be painted. Yani boyanmaya ihtiyacı var. Ya da the wall needs painting. Şimdi arkadaşlar need fiili
arkasından Tubivirf 3 ya da ANC alarak pasifleşir. Doğal olarak arkadaşlar, burada özneniz diskar olduğu için bir kere to repair'ı çıkarırız. Tool'ları, to heavy de çıkarırız. Şimdi burada arkadaşlar, Tubivirf 3 yok dediğim gibi şıklarınızda. Ama biz burada tamir edilmeye ihtiyacı var deyince aklımıza bizim hemen being repaired geliyor. Ama ne dedik arkadaşlar? Bunu ING yapmak zaten passive yapmak anlamına geliyor. Doğal olarak passive'i bir daha being repaired şeklinde passive yapamazsınız. Yani need istisnai bir fiil. Dikkat edin, zaten onu ING yaparak passive yapmış olursunuz arkadaşlar. Evet, burayı da temizleyelim şimdi. Ve burada arkadaşlar, şimdi bir non-clause sorusu, how, no matter, whether ve that. Burada arkadaşlar, şöyle bir kuralımız var aslında non-clause'ları çalışırken göreceğiz. Burada arkadaşlar, zarf ya da sıfat gördüğünüzde birkaç tane şansımız vardır. Nedir bu? Daha doğrusu birkaç tane bile demeyelim, yani iki tane şansımız vardır. Ya how ya da however'dır arkadaşlar. Bunun cevabı how ya da however. Yani burada şimdi effectively she speaks English diyor ya, how ve however'ın farkı nedir arkadaşlar? Ne olur unutmayalım. How biliyorsunuz arkasından sıfat ya da zarf gelerek ne kadar anlamına gelir. Mesela bir örnek verelim. How beautiful she is. Onun ne kadar güzel olduğu. How beautiful she is. Şimdi burası arkadaşlar bir özne yapar how. Ve how beautiful she is isn't important, önemli değil şeklinde bir cümledir. How özne yapar. However ise ne yapar arkadaşlar? However ise, yine aynı cümleyi yazalım. However beautiful she is, onun ne kadar o ne kadar güzel olursa olsun arkasından virgül gelir ve I won't marry her, onunla evlenmeyecek. I won't marry her. Şimdi burada arkadaşlar, burada however'la no matter how aynı şeydir. Kısacası how özne yaptı arkadaşlar. However ya da no matter how aynı şey. Cümleyi bitirdi ve virgül aldı. Bakın arkadaşlar, burada virgülle bitirdiğine göre ve yeniden bir cümleyle başladığına göre, yani burada no matter var. Halbuki no matter ne alması gerekiyor arkadaşlar? Bir kere how olmadı, daha doğrusu oradan başlayalım. How niye olmadı? Bu cümle özne olmadı arkadaşlar. Peki no matter niye olmadı? Onun how'ı yok. Ha, however'a bakalım, olmuş mu arkadaşlar? However effectively she speaks English. Ne kadar akıcı, etkin bir şekilde, daha doğrusu İngilizce konuşursa konuşsun. She will not be, şurada yazacağız, be'yi unutmuşuz. She will not be accepted for this job. Kabul edilmeyecek. Yani cevabımızın ne olması gerekiyor arkadaşlar? However. Peki, şimdi arkadaşlar, bir soruya daha gidelim. Hatta gelelim şimdi only if'e. Şimdi arkadaşlar, if, cevabımız if, but for, as though, only if ve even if. Şimdi bu cümleye baktığımız zaman arkadaşlar, hakikaten şimdi bir kere if'le o... Sorry. Bu soruya baktığımız zaman arkadaşlar, cevabımız sanki if ile only if aslında aynı şeymiş gibi, değil mi? Daha doğrusu şuraya önce bunu anlatmadan önce şey yazayım arkadaşlar. İnşallah bir... Şimdi desem ki, you can pass the exam. Sınavdan geçebilirsin. If you study hard. Çok çalışırsan geçebilirsin. Peki only if dersek arkadaşlar? Only if you study hard. Sadece çok çalışman koşuluyla sınavdan geçebilirsin. Şimdi arkadaşlar, burada you can pass the exam if you study hard ya da only if you study hard. Burada ben size çıkarıp da bunların if mi, only if mi diye soramam, çünkü gerçekten
İki cevap da gördüğünüz gibi doğru oluyor aslında. Ama arkadaşlar burada önemli olan şöyle bir şey var. Only if dediğiniz zaman bakın. Only if you study hard can you pass the exam. Can you pass the exam? Ay. Pass the exam. Şimdi burada arkadaşlar only if başa geldiğinde ise only if başa geldiğinde ikinci taraf arkadaşlar inversion olur. Yani only if'i bakın şimdi buradan çıkarıp hadi bakalım burası if mi only if mi diyebilirler. Siz buna nasıl karar verirsiniz arkadaşlar? Anlam aynı olmasına rağmen only if başa geldiğinde ikinci taraf inversion olur. Doğal olarak bunun cevabı if olamaz. Yani if you study hard, you can pass the exam diye bir cümle yaparız zaten. If you study hard, can you pass the exam yapamayız. Doğal olarak arkadaşlar, bunun ikinci tarafına baktığınızda cümlenin will cause be very high. İkinci taraf inversion olmuş. Doğal olarak arkadaşlar, bunun cevabı only if olmalı. Yani even if de yapamayız. Even if başa geldiğinde yine ikinci taraf inversion olmaz. If'te de olmaz. But for da bir if'tir arkadaşlar ama but for arkasından isim alır. As though da mış gibi biliyorsunuz. Zaten as though bu şekilde başa gelmez ve ikinci tarafında da inversion olmaz. Yani kısacası arkadaşlar only if başa geldiğinde ikinci tarafı inversion yapmalıyız. Yani özne ile yardımcı fiili yer değiştirmeliyiz. Peki arkadaşlar sanırım zamanımız hala aşıyorum ben ama bir soru daha yapmak isterim açıkçası. Bir dakika. Önce bir tahtamızı silelim. Şimdi arkadaşlar en azından süremiz dediğim gibi aşıyoruz ama bir soruyu sizinle çalışırsam çok sevinirim. Evet arkadaşlar, bu sorunun cevabı nedir diye sorduğunuz zaman kaldı ki böyle bir soru arkadaşlar YDS'de de daha önce çıktı. Ve önemli de bir soru. Hani bizde de çıkma olasılığı bence var yani. Şimdi burada arkadaşlar harmful hamburger is common food among teenagers diye bir cümlemiz var. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir cümleye baktığımızda hemen sanki aklımıza in spite of geliyor gibi geliyor değil mi? Hani zararlı olmasına rağmen hamburger gençler arasında yaygın bir yiyecektir. Şimdi arkadaşlar bunun cevabı neden in spite of değil onu tartışalım size. Şimdi in spite of arkadaşlar arkasından sıfat değil isim alır arkadaşlar. Yani in spite of harmful değil in spite of being harmful. Yani atıyorum başka bir cümle verelim. In spite of being expensive, pahalı olmasına rağmen this house can be bought falan gibi, satın alınabilir gibi. Yani kısacası in spite of için ne yapmanız gerekir? İsim almanız gerekir, sıfat değil. Peki ama arkadaşlar bir de bizim kısaltmalarımızdan bir bahsedelim. Kısaltmalarınızda arkadaşlar biliyorsunuz bağlaçlarda cümleniz aktifse ing ile kısaltma yapılır. Örnek verelim. After ya da özür dilerim arkadaşlar. Before diyelim. Before go out. Before I go out. Dışarı çıkmadan önce I turn off the television. Televizyonu kapatırım. Peki, şimdi burada arkadaşlar öznelerimiz aynı ya. Aynı olduğunda şöyle çok yüzeysel anlatıyorum arkadaşlar. Bunu ne yaparız? Before going out, I turn off the television. Peki, yani cümlemiz active'se ne yaptık arkadaşlar? Cümlemiz active'se ing ile kısaltma yaptık. Peki cümlemiz passive'se ne yapıyoruz arkadaşlar? When
when salt is mixed with water, salt dissolves. Yani yine özelerim aynı. Eğer passive'se de arkadaşlar, when mixed with water, salt dissolves şeklinde bir kısaltma yapıyoruz. Kısacası arkadaşlar, bağlaçlarda cümlem active sayince passive'se verb 3. Bir de arkadaşlar sıfat kısaltmamız var. Yani although this house, biliyorsunuz although aslında tam cümle alır arkasından. Zaten tam cümle alanlarda kısaltma yapabiliriz. Although this house is expensive, it ya da this house can be both. Yine özlerimiz aynı mı arkadaşlar? Evet, aynı. Yani yine this house'u ve is'i çıkardık. Ne kaldı arkadaşlar elimizde? Although expensive, this house can be bought. Kısacası arkadaşlar, buradaki harmful, although hamburger is harmful, konuşamadım. Hamburger is a common food among teenagers. Kısacası gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada ne kısaltması, uzun cümle kısaltması yaptık. Ha, buradaki şıklara baktığımızda arkadaşlar, because of da böyle bir şeydi. Arkasından isim alır, sıfat değil. Doğal olarak onun da in spite of gibi cevap olarak veremeyiz. Although, bağlaç kısaltması, sıfat kısaltması yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dilimiz döndüğünce böyle birkaç şey açıklamak istedim size. Zamanımızı aşmak ve sizi de çok sıkmak istemiyorum. Arkadaşlar, burada dediğim gibi ben tek yüzemliyim. İnşallah sizlerle görüşürüz. İnşallah hedeflerinize ulaşırsınız ve dilerim ki nereyi istiyorsanız, yüreğinizde neresi varsa emeklerinizin karşılığını inşallah alarak yüreğinizdeki yerlere atanırsınız diye umuyorum ve diliyorum. Ve size başarılar diliyorum arkadaşlar. Ve inşallah bize katılırsanız da güzel bir yıl diliyorum ve hani çok sıkılmadan, emek vererek, tabii ki de emek vermeden hiçbir şey olmuyor. Ama çok sıkılmadan, eğlenceli, güzel bir yıl geçirerek hedeflerinize ulaşmanızı gönülden diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.